Ciğerlerimiz olarak bilinen orman yangınları ülke gündemi yarınları hazırlamak için gecesinde gündüzüne katan ve medeniyetin kalbi Battal Gazi Belediye'mizin Belediye Başkanımız Osman Bey'in biz daha önce kendisine ifade devam etmiştik. Sağ olsun Belediye Başkanımıza bu parkların eskidiğini, kırıldığını, altlarının bozuk olduğunu, işte mahalle sakinlerinin sıkıntı yaşadığını beyan ettik. Kendisinin de bu zor ama dedi, elimizi taşın altına koyacağız dedi, sağ olsun. Geldiğimiz günden ve andan itibaren dedik ki bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldıracağız. Herkese hizmeti eşit bir şekilde götüreceğiz. Toplumun hiçbir kesimini diğer kesimden ayırmayacağız. Geldiğimiz andan itibaren sosyal gelişmişlik, kültürel gelişmişlik, çevresel gelişmişlik, alt ve üst yapı gelişmişlik farkını ortada kaldırmak için hizmetlerimizi birincil olarak bu bölgelere taşıdık. Ve bölgelerde yapmış olduğumuz hizmetin şükürler olsun meyvelerini bir bir alıyoruz. TOKİ bölgemizde özellikle yeni yapılaşmanın oluşmasından kaynaklı bazı eksikliklerimiz vardı. İşte burada bir kütüphaneye ihtiyaç vardı. 500 metrekarelik kütüphanemizi inşa ettik. İnşallah bir hafta 10 gün sonra Beydağ mahallemizin buradaki TOKİ'li vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Buraya park sözü vermiştik. İki tane parkımızı, büyük parkımızı bu bölgeye kazandırmış olduk. Ve muhtarlarımız geldiklerinde TOKİ bölgesindeki özellikle çocukların eğlendiği, oyuncakların bulunmuş olduğu alanlardaki parklarımızın ciddi oranda deforme olduğunu, bunu yönetime ilettiklerini, birkaç yere söylediklerini fakat sonuç alamadıklarını ifade ettiler. Değerli arkadaşlar, o 32 tane park o gün muhtarlarımız bize ilettiler. Biz de TOKİ, Beydağ gibi her daim gerek yerel yönetim seçimlerinde olsun, gerek genel seçimlerde olsun hep Beydağ gibi arkamızda durdular. Allah onlardan razı olsun. Malatya sürekli seçimlerde ilkler arasına girmişse bunda Beydağ'ın çok büyük etkileri var. Ve bizim de Beydağ'a karşı sorumluluğumuz, vazifelerimiz var. Dedik, hemen arkadaşlara talimatları verdik. Özellikle 3 milyon yani eski parayla 3 trilyonun üzerinde bu sorun, sıkıntıların gündemde olduğu dönemde biz bu 32 parkımızı burada örnekte olduğu gibi revize ettik, çocuklarımızın hizmetine sunduk. Biraz önce arkadaşlar ifade ettiler. Biz Battal Gazi'mizi, özellikle Battal Gazi'mizde yaşayan insanların yaşam standardını yükseltme noktasında. Gerek alt yapı, gerek üst yapı olsun. Burada MASKİ Genel Müdürümüz var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kısa sürede Battal Gazi'de özellikle yıllanmış olan altyapı bölgelerinin bir an önce yapılması ve üst hizmetin de bu bölgelere gitmesi noktasında ciddi çalışmalar yaptılar. Yapmaya devam ediyorlar. Gerek vekillerimiz olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun, ilçe belediye başkanlarıyla beraber size hizmet etme noktasında elimizden ne imkan varsa bunu hizmet olarak sizlere sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Birkaç yıl öncesinde
Özellikle 15-20 yıl öncesine gittiğinizde Malatya'mızı göz önüne aldığımızda 20 yıl önceki Malatya ile 20 yıl sonraki Malatya arasındaki farklılığı hep beraber müşahede ediyorsunuz. Burada siyasetçilerimizin emeği var, teşkilatlarımızın emeği var, milletvekillerimizin emeği var, belediye başkanlarımızın emeği var, bürokratlarımızın emeği var. Emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Daha güzel bir Battalgazi'de yaşamak üzere hepinize hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Özellikle değerli Battalgazi Belediye Başkanımızın bugün 32 parkla ilgili yapmış olduğu düzenleme, yenileme, değiştirme, ekleme gibi hizmetlerinden dolayı değerli Osman Başkanıma teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin başta Battalgazi'mize, Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Battalgazi Belediye'mizin bu güzel hizmetini açmaktan büyük bir mutluluk, onur duyuyoruz. Çünkü her açılış, her yatırım, her çalışma Malatya'nın güzelleşmesine, gelişmesine çok önemli katkı sağlıyor. Özellikle orman yangınlarının olduğu bu süre içerisinde parklara yapılan yatırımın, yeşile, doğaya yapılan, çevreye yapılan yatırımın ne kadar anlamlı olduğunun bir göstergesi. Haliyle 32 tane parkın çocuklarımızın hizmetine sunulması, çocuklarımızın doğayla, oyunla iç içe olması, belki sosyal medyadan, telefondan, bilgisayardan uzaklaşmasına da vesile olacak. Bu açıdan da bakıldığı zaman bu güzel eserlerin çocuklarımızın ferdi anlamda gelişmesine, bireysel gelişmesine de önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Başta Osman Başkanımız olmak üzere bu hizmeti, bu hizmetlerde emeği geçen bütün ekibi yürekten teşekkür ediyorum. Battalgazi Belediye'mizi kutluyoruz. Özellikle çocuklarımızın rahat ortamda, sağlıklı ortamda hem oyunlarını oynamaları, hem yeşillendirmeleri, hem de çevreye duyarlı davrandıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz yeşili ve ağacı seven bir medeniyetin çocuklarıyız. Dolayısıyla yangın üzerinden yeşili yok etmekle suçlayanlar esasında kıyamet koptuğunda elindeki fidanı toprakla buluşturun diyen bir medeniyetin mensuplarıyız. Bunun üzerinden, yangınlar üzerinden siyaset yapmayı, acılar ve gözyaşlarını ayrıştırmaya çalışanları burada milletin vicdanına havale ediyoruz. Bizler çevreye duyarlıyız. Büyükşehir Belediye'miz 12 ilçemizde arıtma tesisleri yapıyor. Ne için? Çevre için. Bizler bulunduğumuz her ortamda, işte Beydağ Tabiat Parkı, Orduzu Tabiat Parkı, Beylerderesi Parkı ve bütün parklarla, Malatya Millet Bahçeleri'yle çok farklı noktalara taşımaya çalışıyoruz. Ben özellikle emeği geçen belediye, Battalgazi Belediye'mize, personeline teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice açılışlarda bir arada olmak üzere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Osman Güder Başkan'a teşekkür ediyoruz. Hep beraber teşekkür ediyor muyuz? Çocuklarımız için parklar, çocuklarımız için sosyal tesisler yapan ve Battalgazi'nin torunlarına yakışan mekanlar yapan çok kıymetli Battalgazi Belediye Başkanıma, ben de çocuklarım adına, Beydağ TOKİ konutları adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bugün çok kıymetli bakanım, değerli milletvekili arkadaşım, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, Yeşilyurt Belediye Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi kıymetli il başkanım, ilçe başkanlarım, kadın kolları başkanlarımla birlikte sizlerle beraberiz ve bu mekanın çok daha güzel olması için hep birlikte çalışacağız ve Türkiye'de, ülkemizde yaşanan doğal afetler hepimizin yüreğini yakıyor. Allah böyle doğal afetleri vermesin. Ağaçlar bizim canımız, çocuklarımız gibi bakmamız gereken canlarımız. Allah bir daha yangın vermesin, sel vermesin, deprem vermesin, felaket vermesin.
toplu konutlarımızı yaptığımız bu mekanları görmekten, cıvıl cıvıl çocuklarımızla beraber görmekten ben de çok büyük memnuniyet duyuyorum. Ve Büyükşehir Belediye Başkanıma, Battal Gazi Belediye Başkanıma bölgeye yapmış oldukları hizmetler için canı gönülden teşekkür ediyorum. Her birinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sözünde duran bir başkanla çalışmak bizim için güven verici.